Mehmet Aurelio, Emir Prazic, Bobby Dixon, Shane Larkin, Ramil Guliyev, Elvan Abelegese. Daha sayamadığımız birçok yabancı sporcu yıllar içinde Türk vatandaşlığına geçerek ülkemizi birçok spor dalında başarıyla temsil etti. Bu isimlerin sonuncusuysa Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. Voleybol otoritelerinin dünyanın en iyi voleybolcusu olmaya aday dediği Melissa'yı başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere voleybol severler çok seviyor. Biz de sizlere yeteneğiyle büyüleyen, ilginç saç stilleriyle fark yaratan 21 yaşındaki sporcunun Küba'dan Türkiye'ye uzanan kısa hikayesini anlatalım dedik. Karşınızda Türk vatandaşı Melissa Teresa Vargas Abreu. Küba'nın Cienfuegos kentinde dünyaya gelen Melissa, küçük yaşlarda handbolcu olan babası Alberto'nun isteğiyle bas pelota'ya yöneldi. Bu sporun yanında handbolda oynayan Vargas'ın hayali ise voleybolcu olmaktı. Voleyboldaki yeteneğini ise ilk olarak beden eğitimi öğretmeni Gilberto Aponte keşfetti. O günleri yeteneğimin farkındaydım ama bu kadar çabuk gelişeceğimi tahmin etmezdim sözleriyle anlatan Melissa, öğretmeninin sayesinde 7 yaşında sporcu eğitim ve geliştirme programı olan EIDE kapsamında Ciego de Ávila şehrindeki spor okuluna kaydoldu. Yeteneğiyle okulda hemen fark yaratan Kübalı pasör çaprazı 13 yaşına geldiğinde Küba milli takımının alt yaş kategorilerinde oynamaya başlamıştı bile. Potansiyeliyle tüm dünyanın bir anda dikkatini çeken Melissa, 2013 U20 Panamerikan Kupası ve 2014 U23 Panamerikan Kupası'nda en iyi smaçör ödülünün sahibi olurken, 2014 Orta Amerika ve Karayipler oyunlarında ülkesiyle bronz madalya kazandı. Bu dönemde Havana'daki spor lisesinde öğrenimine devam eden Vargas, ikinci annem dediği Küba'nın yetiştirdiği en önemli voleybolculardan Mireya Luis'den eğitim alıyordu. 2014 yılında doğduğu şehrin takımı Cienfuegos'ta oynamaya başlayan Melissa'nın hayali profesyonel olarak yurt dışında forma giymekti. Beklediği teklif de 2015 yılında Çek takımı Agel Prosteyov'dan gelir. Ama Küba'dan bir oyuncunun başka bir ülkeye gitmesi pek kolay değildi. Milli takım oyuncularını başka bir ülkeye bırakmayan Küba hükümeti sadece güven politikası olan ülkelere izin veriyordu. Çek Cumhuriyeti de tıpkı Rusya ve Polonya gibi bu nadir ülkelerden birisiydi. Ve Melissa yapılan görüşmelerin ardından arkadaşı Sulian Matienzo ile birlikte Agel Prosteyov'a gider. İlk sezonunda Çek kulübündeki performansıyla büyük bir yıldız olacağının sinyallerini veren Vargas, 10 Kasım 2015'te Eczacıbaşı ile oynanan ÇEV Şampiyonlar Ligi maçında 32 sayısıyla zirveye çıkar. 16 yaşında olmasına rağmen en iyi olmaya emin adımlarla yürüyen Melissa için 2016 yılında yaşadığı omuz sakatlığı bir kabusun başlangıcı olur. Sakatlığı nedeniyle ülkesine geri dönen Vargas, federasyon tarafından Havana'daki Ulusal Voleybol Okulu'nda rehabilitasyon sürecine başlar. Ama federasyonla gerilim tam da bu sırada alev alır. Vargas'a uygulanan tedavi koşullarını beğenmeyen Abreu ailesi çocuklarını Cienfuegos'taki bir kliniğe götürür. Bu harekete çok sinirlenen Küba Voleybol Federasyonu, Ocak 2017'de Vargas'ı ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırları nedeniyle milli takımdan 4 yıl boyunca men eder. Voleyboldaki kategorisi de düşürülen Melissa, ülkesinde adeta istenmeyen sporcu ilan edilir. Küba'da geleceğinin pek parlak olmadığına inanan Vargas, yeniden Avrupa'ya gitmek istiyordur. Kulüpler de Kübalı smaçörün yeteneğinin farkındadır ve İsviçre ekibi Volero Zürich 2017-2018 sezonu başında Melissa'yı kadrosuna katmak ister. Ülkesinden kaçış yollarını aramaya başlayan Vargas, sığınmacı statüsüyle İsviçre'nin yolunu tutar. Volero'ya imza attığı gün yaptığı açıklamada da "Kesinlikle pişman değilim. Hep ileriye bakmaya ve geçmişe dönmemeyi öğrendim. Hedeflerim var ve bunu gerçekleştirmek için çok çalışmaya hazırım. Dünyanın en iyi smaçörü olmak istiyorum." der. Hem Agel Prosteyov hem de Volero'da lig ve kupa şampiyonlukları sevinci yaşayan Kübalı smaçör daha büyük bir kulübün hayalini kurmaya başlar. Ve 2018-2019 sezonu başında Fenerbahçe, Melissa Vargas'ı almak için harekete geçer. Kübalı smaçör de gelen teklifi düşünmeden kabul eder. İlk sezonunda sarı lacivertli formayla yeteneklerini sergilemeye başlayan Melissa, bir anda taraftarların sevgilisi haline döner. Kulüp kariyerinde zirveye çıkan Vargas için milli takım süreci ise belirsizdir. Ve önemli voleybol ülkeleri oyuncuyu kendi milli takımlarına almak için yoğun çaba sarf etmeye başlar. Hem Fenerbahçe hem de Sırbistan kadın milli takımının baş antrenörü olan Zoran Terzic, 2018 yılının sonunda doğru federasyon yetkililerine Vargas'ın Sırp vatandaşlığına geçmesi için öneride bulunur. Hızlı davranan Sırbistan Voleybol Federasyonu da oyuncuyu 2019 yılında Sırp vatandaşlığına geçirir. Ama Uluslararası Voleybol Federasyonu, Küba'nın izni olmadan Melissa'nın Sırbistan milli takımında forma giyemeyeceğini açıklar. Türkiye Voleybol Federasyonu da oyuncunun milli takımımızda forma giyebilmesi için 2020 başında harekete geçer.
Bu girişimlerin sonucunda Melissa geçtiğimiz aylarda Türk vatandaşı oldu. Türkiye formasını giymek benim için büyük gurur olur sözlerini sarf eden Kübalı pasör çaprazı bundan sonraki süreçte milli formayı giyer mi bilinmez. Ama şunu biliyoruz ki voleybol tutkunları Melissa Vargas'ı izlemekten büyük keyif alıyor. Bu arada bu video hazırlanırken Melissa Vargas'ın 3 sezonluk Fenerbahçe kariyeri sona erdi. Ayrılırken de son sözleri "Fenerbahçe'yi, bu büyük kulübü, bu güzel aileyi çok özleyeceğim" oldu.